Yani şöyle biz Arnavutlar'da mesela benim görüncem evet. benden küçük ama ben temennamı alıyorum. Temenna başka bir şey. Ya o da hani bir saygı, bir adet de bir saygıdır. Hani küçüklerden de alınabiliyor. Belki de hani onların yöresinde bir adeti varsa. Olabilir. Aldım geldim kayınvalidemi arayalım soralım diyorum. Valla önce bir soralım. Kayınvaliden şaşırmasın. Merakımızı. Sen bir sor da. Arıyorum kaynışımı kızlar. Kaynışım mı diyorsun? Evet. Kayınvalidene. Evet kaynışım diyorum. Kaç yaşında? 55 yaşında. Ha. Anne kız ilişkimiz böyle. Ne güzel. Kendi annem gibi kendisi. Hadi bakalım. Arayalım ne arayalım diyeceğiz? Arayalım bakalım. Efendim kızım. Anne ne yapıyorsun? İyiyim yavrum sen ne yapıyorsun? İyiyim anne ben de. Nasıl geçti? Güzel geçiyor anne şu an programdayız. Sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Anne beni istemeye geldiğiniz gün dede dayımın önünde diz çökmüştü ya. Ay, evet. Onun adet miydi nasıldı ben tam hatırlayamadım o zaman da küçüktüm biliyorsun. Evet. Nedir bu? Neden dayının önünde diz çekti dede hani? O saygıdan. Kız tarafına saygıdan. Hani yani dede çok yaşlı ya ondan dolayı. Ama o bizim büyüğümüzdü o yüzden ona şey yaptık biz söyledik. Hani ama benim dayım ya. Genç ya. Ondan dolayı. Olsun. Ama biz onu görevlendirdik. Eniştemizdi o bizim malamızın eşi. Onu hı-hı. görevlendirdik. O istesin dedik büyük olarak. Anladım anne. Saygıdan kız evine saygınızdan. Peki hep böyle devam mı ediyormuş bu gelenek? Anne hep böyle devam mı ediyor o, diyor daha Aslı Hanım. Eskiden yok yok. O, biz biraz eski adeti sürdürdük de ama şu anda yok. Peki. O da öyle yapmak istedi. Yaşlıydı zaten. Eniştemiz 84-85 yaşında falandı. Evet, ona istinaden sorduk biz zaten. Dedi. Evet. Ben bir merhaba diyeyim. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Aslı Güner ben. İyiyim Aslı Hanım, nasılsınız? İyiyim valla, sizden nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Şimdi efendim güzeller güzeli, gelininizin evindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Bize biraz değişik geldi. Çünkü diz çöktüğü kişiler daha genç insanlardı. Evet, aslında fotoğrafları da vardı onun ama bilmem bulabilir mi Mine? Hani biz bulduk, biz bulduk şu an gösterdik. Aynen öyle. Dedik ki ama... Koskoca bir dede. Hani daha genç insanların önünde neden diz çöker? Yok yok o saygı. Kız tarafına yapılan bir saygı yani. O öyle. O zamanlar öyleydi. Artık evet. bunlar kaldı önceden mı? Önceden onu istiyorlarmış. Dedi ki ben böyle yapmak istiyorum. Ay. Biz de çok yani bilmiyorum yani mutlu olduk açıkçası. Evet. Sevindik. Ay canım benim ya. O da Allah rahmet eylesin o da vefat etti. Bizim yanı kaldı yani öyle. Biz de rahmetle anıyoruz bu bayram gününde. Allah rahmet eylesin evet. o halde. Çok teşekkür Ay. Ediyoruz efendim ben sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de çok bayramdan. Teşekkürler size de çok mersi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Gerçekten. Bak senin dediğin gibi saygıdan evet. bu şekilde yapılıyormuş ama temennaya alışkınız galiba ama ona hiç alışkın değiliz herhalde. Evet, bizlerde yok çünkü böyle bir şey. Evet. Zaten yöresine artık yapılmıyormuş. Evet. Daha eskiden. Kaç sene önce yapılmış seni istediler? Beni 10 yani... Kaç yıl oldu? Onu şöyle bir hesaplayalım. 6 yıl falan olmuştur. 6 yıl. Evet. 6 yıl önce yapılmış. Şimdi evet. çok fazla yapılan bir şey değilmiş. Evet. Peki. İstediler. Sonrasında seni verdiler. Verdiler. Şimdi bu balonlu yer neresi? Evlilik teklifim. Öyle en heyecanlı, en güzel anlardan birisi. Ben yine böyle taşlı bir alan yürüyemiyorum. Ha. Düşeceğim diyorum, olayın şokundayım. Orada böyle bir anda... tutturamadınız merdiveni galiba. İki merdiveni tabii. galiba. Evet, evet, bayağı çok heyecanlandım ben yine. Neyi tanıyoruz artık, evet, heyecanlı. Evet, çok heyecanlı bir gelinim ben. Gelim seni. Yani orada da bütün detaylarıyla nasıl, eşim nasıl bir evlenme teklifiydi öyle? Bütün arkadaşlarımı toplamış, sevdiğimiz insanları bir gece öncesinden evinde benimle kavga ediyor. İşte küsüyoruz yine bir sebepten, tuzdan bir sebepten. Çöpler biraz farklı. Çöpler yazıyor. Ters. Benim sebebi... evlenir misin? Aslı Hanım benim... bu işte bir terslik var. Evet değil mi? Damatlık ne olmuş? Bu işte bir koordine olamamışlar galiba. Duyayım ben. Evlenme teklif ettiğine emin misin? Ne yazıyor orada? Benimle orada bir boşluk evet orada bir boşluk olması gerekiyordu. Biz bu detayı daha önce fark ettik. Boşluk değil harfler ters döndü. Evet. Ters ama o ama her anladık. Şeyi yani eşim yapmış, boyamışlar işte ne tek diyorsun? Tek harfleri. Böyle bana düğüne gidiyoruz dedi sonra Mudanya'da. Helal olsun.
dedi. Baksana. Evet, lastik patlamış arkadaşımın yanına gideceğiz dedi. Ben de diyorum ki yani düğüne giderken olacak iş mi şimdi bu? Hiçbir şey yani anlamadım. Sonra tekneyle açıldık böyle. Ay canım. Güzel bir. Güzel. Evet. Güzel olmuş. Çok güzel düşünmüş. Tebrik ediyorum. Aslan damat. Gerçekten çok böyle güzel. Böyle gelinlere sürpriz yapan damatlar. Bir tane. Bir tanedir hakikaten çok seviyorum. Sürprizleri çok severiz. Öyle ben de çok severim. Sen de kendisi. Kıpır kıpırsın ha, yemin ediyorum böyle bir duramıyorsun. Böyle ağabeyle naşit var diye böyle hiç duramaz. Enerjik insanım aslında. Sana bakınca çok tatlı. Kızlar... Gülüşü çok tatlı. Ya yerim seni. Gelinlerim her birinde ayrı meziyet, ayrı güzellik, ayrı özellik teşekkür var. Teşekkür ederim. Eğri oturun doğru konuşalım. En iyi gelin. Gelin evinde. Gelin evinde. Aslı'nın elde. En iyi gelin. Evet. Biz de. Yani. Her zaman. Sizinle gurur duyuyorum. Anladım. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Bye. Çok neşeli. Ay bir müzik istiyorum. Şu an oynayalım. Madem bayram. Ay vallahi bir enerji geldi. Dış ses ver oradan şöyle güzel bir müzik. Hemen geliyor.